Evet değerli izleyenler, Tetikler Tarım Makinelerinin sunduğu Kayseri Tarım Fuarı'nda bu seferki stand ziyaretimize NİDE'den katılan firmamız Nimer Tarım Makineleri ve Abdülkadir Açıköz ile beraberiz. Kadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Nimer Tarım Makineleri olarak sizleri yakinen tanıyoruz, takip ediyoruz. İsterseniz tekrar bir değerli izleyicilerimize Nimer olarak neler üretiyorsunuz? Oradan başlayalım. Daha sonra da akülü arabalara geçelim. Tabii ki. Biz Nimer olarak özellikle tarım makineleri sektöründe çalışmaktayız. Tarım makineleri sektörünün yanında elektrikli ve dizel forklift ve elektrikli mini otomobil üreticisiyiz. Evet, tarım makinelerinde neler var ürettiğimiz? Tarım makinelerinde özellikle fasulye konusunda fasulye yolma makinesi, fasulye hasat makinesi yani patos ve römorklar konusunda Türkiye ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu konuda iddialıyız. Maşallah fasulyede iddialıyız diyorsunuz. Daha önceki fuarlarda özellikle son Konya Tarım Fuarı'nda Sayın Mustafa Çokaslan Bey ile akülü arabanızı konuştuk. Tekrar izleyicilerimize bir hatırlatalım. Akülü arabanın özelliği nedir? Kaç kilometreye gidiyor? Plaka takılıyor mu? Ehliyet gerekiyor mu? Vesaire konular. Buyurun. Tabii. Akülü arabamız gördüğümüz arabanın geometrisi aynı olmak üzere yani bir anlamda şasisi aynı olmak üzere 3 sınıfı var. Bu 3 sınıftan bir tanesi jel akülü dediğimiz trendline. İkinci sınıfı lityum demir fosfat akülü arabamız. Üçüncüsü de lityum ve klimalı arabamız. Comfortline ve Highline diye 3 sınıfa ayrılıyor. Bunların menzilleri aküye göre değişmek üzere işte 70-80 jel akü, 80-100 lityum akü oluyor. 45 kilometre hız sınırı var. Bir sürücü, iki yolcu kapasitesi var. Durum böyle. Evet, 100 kilometre şehir içinde de işimizi çok rahat. Şehir içi arabası özellikle doğrudur. Ev hanımları, bayan öğretmenler, memurlar, işe gidip gelen insanlar için ideal bir araçtır. Peki çekiş, rampa çıkışları nasıl efendim? %20 eğimi rahatlıkla çıkabiliyor, inebiliyor. Rampa yönüyle hiçbir sıkıntısı yok. Sadece trafik hızı 45'i geçen yerlerde kullanılması çok da uygun olmuyor. Şehir içi arabası, şehir içinde istediği rampaya, istediği hıza ulaşabilir. Evet, fuarda ilgi nasıl ürünlere karşı? Özellikle otomobile ilgi çok fazla. Diğer ürünlerimiz de zaten bölgede tanınan ürünler. Sıkıntı yok. Müşterilerimizin bize ilgisinden memnunuz. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet, Kayseri'de coğrafi itibariyle düşündüğünüz zaman biraz düzlüğü fazla olan bir yer. Evet. Aslında araç konusunda düz ya da şey diye hiç düşünmüyoruz. Yani Türkiye'deki tüm yol şartlarına uygun bir araç. Rahatlıkla müşterilerimiz kullanabilirler. Orada tereddütümüz yok. Tereddüt yok. Ona göre imalatımızı yapıyoruz diyorsunuz. Öyle. Başarılar diliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler, Abdülkadir Açıköz Beyefendi'ye Nimer Tarım Makinelerine başarılar diliyoruz.